Şeker Fabrikası diye devam ediyor sıralamış Ayşe Uçar özelleştirilen kurumları. Cem Bey diyor ki 22 senelik AKP iktidarı Cumhuriyet'in birikimi, yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkardı. Şirketler, fabrikalar, livanlar, oteller, enerji tesisleri bir bir satılırken sıra madenlere geldi. Güray Hanım, özelleştirme uygulamaları 1980 sonrası küreselleşme, serbest piyasa ekonomisi, devletin küçültülmesi politikalarının sonucudur. Uğur Mumcu yıllarca yazmıştı, devleti küçültürseniz boşluğu mafya doldurur diye. Uğur Mumcu ışıklarda uyusun demiş ve Şaduman Bey, ama birazdan okuyalım bunları. Biraz fazla çünkü hepsini okursak bültenimize yetiştiremeyiz. Şaduman Bey'inki de aklımda bu arada. Şimdi Ahmet Özer'in mesajını sizlerle paylaşacağız demiştik. Tutuklanan ve yerine de kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Cezaevinden avukatları aracılığıyla bir mesaj yolladı. FETÖ taktikleriyle tutuklandığını vurgulayan Özer diyor ki, bu yollara başvuranlar da hukuk ve kamu vicdanında mahkum olacaktır. Gece gündüz demeden çalışmalıyız. Ben ve arkadaşlarım bunu yapıyoruz. Halk iradesi yok sayılarak yerine kayyım atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Ahmet Özer bizim yol arkadaşımız. Hapırsanız da köpürseniz de çıldırsanız da Ahmet Özer Esenyurt'un evladıdır. Tutukluluğuna yapılan itirazın gizli tanık gerekçesiyle reddedilmesine tepki gösteren Özer, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarını hatırlattı. Eğer gizli tanık beyanı ifademden önce dosyaya girmişse, niçin emniyet, savcılık ve sorgu hakimliğinde gizli tanık beyanı tarafıma sorulmadı? Eğer sonraysa gizli tanık bugüne kadar neden bekledi? Gizli tanıkla sonuca ulaşma çabası Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalardaki FETÖ taktikleridir. Açıkça görülüyor ki önce suçlu ilan ediyor, sonra da yalancı delil üretiyorlar. Dosya boş olunca FETÖ taktiklerini devreye sokuyorlar. Bir iftira attırıp sonra git kendini akla mantığını işletiyorlar. Bir algı operasyonu ve itibar cellatlığıyla karşı karşıyayız. Tutuklanma ve yargılanma sürecini de değerlendiren Özer, siyasi operasyon vurgusu yaptı. Ertesi gün siyasi operasyon olduğu açık bir kumpasla gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandım ve hukuku kullanarak seçimde alamadıkları Türkiye'nin en büyük ilçesine el koydular. Eğer bu olmasaydı yürüyüşümüz, hizmetlerimiz devam edecekti. Görevimiz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti demokratikleştirmektir. Asıl yurtseverlik budur. Yoksa ele geçirdiği yargıyı kullanarak iktidarı otokratik biçimde kullanmak değil. Bir şafak operasyonuyla hukuka aykırı bir biçimde gözaltına alındım ve aynı gün jet hızıyla tutuklanarak cezaevine konuldum. Özer mesajını bu yollara başvuranlar da hukuk ve kamu vicdanında mahkum olacaktır sözleriyle bitirdi. 3 ayda 100 günde 45 bin ton asfalt döktük. Bu sezon 120 bin tona ulaştıracağız. Bu Türkiye'de bir rekordur bana göre. Ahmet Özer cezaevinden bu mesajı gönderirken Haziran ayında yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı da terör örgütü üyeliğinden hapis cezalarına çarptırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Haziran'da görevden alınarak yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet iddialarıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Akış'a toplam 9 yıl hapis cezası verildi. DEM Parti, Hakkari Belediye Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atanmıştı. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Akış, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemi SEGBİS'te katıldı. Savcı verdiği mütalada Akış'ın örgüt çağrısıyla yürüyüşlere katıldığını öne sürdü. Akış hakkında ceza talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Akış'a örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme iddiasıyla 7 yıl 6 ay, toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet iddiasıyla da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Öte yandan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'la CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e yargılandıkları davada terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Geçtikçe şimdi hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Belediyeler Birliği Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun temaslarına. Dün gece söylemiştim, yarın Ankara'da olacak, Özgür Özel'le görüşecek diye. Evet, Özgür Özel'le görüştü ama yanı sıra Mansur Yavaş'la da görüştü. Ve bakın ne mesajlar verdi. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Belediyelerin iktidarın saldırıları karşısındaki dirençli, özgüvenli tutumlarını, milletin iradesini ve sahiçileri kurban etmeme konusundaki kararlılığını anlattım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Merkezi'nde görüşen İmamoğlu daha sonra açıklama yaptı. Mertçe bir mücadele için ne ahlaka ne kapasiteye sahip olmadığını ne yazık ki bize yaşatıyorlar. Görüşmede masaya yatırılan konuları aktaran İmamoğlu, iktidarın gündem değiştirme çabasına tepki gösterdi. Genel Başkanımızla iktidarın izlediği kumpas politikalarını, vesayetçi düzeni, iktidarın başta ekonomi olmak üzere halkın gerçek gündemini görünmez kılan hileli adımlarının nasıl büyüdüğünü konuştuk. İmamoğlu konuşmasının büyük bir bölümünü iktidarın kayyum ablukasına ayırdı, halk iradesinin öneminden söz etti. Şehirlerimizi ve ülkemizi iktidarların atadığı şahıslar değil, milletin seçtiği siyasetçiler ve belediye başkanları yönetmelidir. Hükümetin yargı ve kayyumlar eliyle kendi iradesini millete dayatma politikası ne yazık ki demokrasimizi, kardeşliğimizi, birliğimizi baltalıyor, boynumuzu büküyor, başımızı öne eğdiriyor. İktidarın CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ablukasını trajikomik hamleler olarak yorumladı İmamoğlu. Konser tartışması, yok efendim SGK borcu tartışması, müfettişler, kayyumlar, her biri birbirinden trajikomik hamleler. Kendi menfaatini, kendi koltuğunu, kendi iktidarını, milletin menfaatinin üstünde görenlerin çaresizliğini gösteren detaylardan ibarettir bu çalışmalar. İmamoğlu iktidarın yıldırma politikasına karşı verilmesi gereken mücadelenin ayrıntılarını da paylaştı. Milletin iradesine karşı devletin imkanlarıyla düşmanlık yapmanın karşılığı ancak milletin topyekün gücünün arkasına alan topyekün mücadeleyle verileceğini bilen bir ekibiz. İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da bir araya geldi. İki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük iki şehrine belediye başkanlığı yapıyoruz. Milletin kaynağını sadece milletimize hizmet için harcamakta kararlı iki belediye başkanıyız. İmamoğlu sosyal medyada